Zonguldak'ta boşanmak için mahkemeye giden adam aracını süsledi. Boşanıyorum, çok mutluyum diye yazdı. Tek celsede boşanan adam adliyeden gül oynaya çıktı. Abi evlenecek olan gençlere ne söylemek istersin? Evlenmesinler. Aracını gelin arabası gibi süsledi ama bu sefer evlilik değil ayrılık vardı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye giden adam aracının arkasına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum, çok mutluyum" yazarak gitti. Eşiyle tek celsede boşanan adam güle oynaya adliyeden ayrıldı. 10 yıllık birikmiş bir mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim. Onun böyle kasvetinden kurtulmak için böyle bir şey kendimce tasarladım. Sıra dışı olay Zonguldak'ta yaşandı. Serkan Tepebaşı maden işçisi, 10 yıldır evliydi. Bu evlilikten 2 de çocuğu var. Tepebaşı ilişkisinde son 2 yıldır mutsuzdu. En sonunda bir karar aldı. Eşinden boşanmak istedi. Bu ilişkiyi ben 2,5 yıldan beri pamuk ipliği üzerinde, hani çocuklar küçük olduğu için hani ha gayret ha gayret diye omuzlayan bendim. Sonuç itibariyle hani artık öyle bir durumda çocuklarımla beni yüzüstü bırakıp gitti ki. Dertli adam soluğu mahkemede aldı. Boşanma davasının görüldüğü adliyeye gelirkense ilginç bir şey yaptı. Tıpkı evlenirken yaptırdığı gibi aracını gelin arabası gibi süsledi. Ancak arkasına bir not yazdı. O notu okuyan herkes şaşırdı. Arkadaki yazıyı okumayınca düğünde dedim olay çıktı herhalde, adliyeye gelmek zorunda kaldılar zannettim. Şaşırdım şimdi. Ne gördünüz peki? Ne? Boşanıyorum, çok mutluyum diyor. Ya mutluluk bir tek hani evlilikle alakalı bir kavram değil. Yani her şekilde insan mutlu olabiliyor. Ben bu şekilde mutlu olacağımı düşünüyorum. Çocuklarımla beraber böyle bir karar aldım, böyle bir eylem yaptım. Kendimce bir ironik atmak istedim. Serkan Tepebaşı gazetecilere röportaj verdikten sonra boşanma davasına katıldı. Davadan istediği sonucu aldı. Eşinden ayrıldı, iki çocuğunun velayeti üzerine verildi. Mahkemeden çıktıktan sonra aracına binerek şehir merkezinde sevinç turu attı. Abi evlenecek olan gençlere ne söylemek istersin? Evlenmesinler.